Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiği videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle tığımın numarası 12 numara. Yine size bu üç tane ipten çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelim iplerimin numarası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimi göstereyim. Evet. Bakın. Modelim bu şekilde bir fıstık modeli. Şöyle ara suyunun üzerine yaptığım yaprağım ve fıstığım. Bu modelimi arkadaşlar eğer içinizde büyük bulanlar varsa bunu havlu kenarına küçük mutfak havlu kenarlarında da kullanabilirsiniz. Ama bana kalsa bu ne büyük ne küçük. Orta boy bir model daha büyük iri yapraklı olanlar da var yani. O yüzden bu şekilde modelimi hazırladım. Şimdi ilk başlarken nasıl başladım? Böyle ipimi iki zincir çekerek tığıma tutturup boş bir trabzan yaparak başladım. Şimdi de zaten ben size ilk başlarken nasıl yaptıysak aynen o şekilde tarifimi yapacağım arkadaşlar. Evet modelimin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz ve bu şekilde bakın arkadaşlar iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünün. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz. İki zincirimizin üzerine iki defa dolamış gibi düşünün. Şöyle bir tane atlayıp ikinciye iki iki ve iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanın tepesine hemen üç tane zincir çekip bir defa doladım trabzanın arasında bu şekilde 22 iki, iki alarak bir trabzan yaptım buraya bu üç seferde aldığımız trabzana 5 tane bu şekilde trabzan yapacağız zincirimle beraber iki oldu şöyle 2 2 3 oldu 4 ve 5 evet. bu şekilde 5 tane trabzanı yaptım Yine ilk yaptığımız gibi tığımızın başına iki defa dolayıp bir tane bırakıp ikincinin içine şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde üç seferde çektiğim bir tırabzan. Hemen tırabzanın tepesine 12 tane zincir çekelim. 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen çevirdim. Bakın şöyle ters yüzündeyiz. Şöyle bir tanesini bırakıp ikincisinin tepe noktasına buraya bu 12 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum şöyle 1 2 3 ve 4 zincir çekerek düz yüzüne döndüm bakın bu şekilde bir yuvamız oldu ve iki defa tığımı doladım buraya 2 2 Böyle 4 zincirimin boyutunda çekerek şöyle onu ayarlayarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp yine ara suyunda olduğu gibi buraya 2 2 alarak trabzan yapacağım. Şöyle tutuyor. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından girip ilmek alıyorum. 2 2. Tekrar şöyle 2 ve 2 4 5 bir defa doluyorum 6 ve 7 toplamda 7 tane bakın bu şekilde trabzanımız hazır ve bunu bu yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle yaprağımızın yapılışı bu şekilde başlıyor arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 Hemen çevirdim. Yine ilk trabzanımın tepe noktasına buraya kapatıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle tekrar yapalım ışıktan net alamadım. Evet arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. Sonra 3 tane zincirimi çevirdim. Bakın bu 8 zincirimin arasından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. 7 de alırsa 7 de olur arkadaşlar. Bakalım 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. 8 tane sık iğneyi çektim ve buraya bir tane de ana yuvada yapıyorum. Bakın yaprağımız bu şekilde oluştu şimdi 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine ters çeviriyorum bu 3 zincirle kapattığımız noktanın hemen dibini arkadaşlar kapatıyorum içine kapatmıyorum bu şekilde daha güzel duruyor kenarda şöyle pipirik dibine hemen kapattım yine 3 zincirle dönüşümü yapıp bakın bu şekilde buraya minik bir kirpik oluşturacağım zincirimin arasına girdim sık iğne ile sabitliyorum geriye kalan kısma daha 10 tane sık iğne dolduruyorum şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğnem hazır bir tane de yuvada yapıyorum şöyle bakın arkadaşlar yaprağım bu şekilde şöyle çok güzel bir kalıp gibi yaprak oluyor şimdi buraya 4 tane zincir veya 5 tane çekelim 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim şöyle 3 defa doladım eğer iri alacaksanız 2 de olur şöyle bakın 2 2 2 ve 2. 5 zincirimizin seviyesinde trabzanımı çekiyorum. Buraya 8 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Fıstıklarımızın yuvası yaprağımızın hemen dalının içine bu şekilde hazırladık. Ve yine 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle kapatıyorum. Bakın, dalımız ve yaprağımız bu şekilde hazır. Geri kalan bakın bu zincirden geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu da bakın dalımın dibine hem de destek olmuş oldu. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprak ve dal hazır. Şimdi tekrar ara suyunun yapımına başlayalım. Şimdi Buradan bir defa tığımı doluyorum. Bakın arkadaşlar trabzanımız yarım kalmıştı. Hemen bu yuvanın içine giriyorum. 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 4 tane trabzanımızı da yapalım. 2 3 ve 4. Bu şekilde şu sık iğne geldiğim yeri de iki zincir olarak kabul edin burada başta dönüş yaptığınız zincir olarak Evet toplamda bu şekilde yine 5 tane e, trabzan yapmış olduk buraya şimdi iki defa doladım ve bir tane bıraktım arkadaşlar onu göstermedim bir tane bırakıp ikincinin içine 2 2 2 alarak bu şekilde yine bir trabzan yaptım başına 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 yine 5 tane zincirimle beraber 2 2 3 oldu tekrar 2 ve 2 4 oldu ve 5 Evet şimdi iki defa tığımı doluyorum bir tane bırakıp tığ battı mesafesi ikinci tığ battıma şöyle 2 2 ve 2 alarak bir trabzan yapıyorum 3 zincir çektim şöyle bir defa tığımı doluyorum yaptığım trabzanın içine girip 2 2 olarak bir trabzan yapıyorum zincirimle beraber yine buraya da 5 tane yapacağız hemen şöyle 2 2 4 oldu ve 5 oldu Evet iki defa tığımı doladım bir tane atlayıp ikincinin içine şöyle 2 2 2 alarak devam ettim şimdi arkadaşlar iki tane ara suyu da yaptık sanırsam yeterli bakın bu kadar şu fıstıkların yapılışına geçelim arkadaşlar Evet şimdi burada yapmış olduğumuz yeşil yuvamızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek Şöyle fıstığımızın yapımına başlayacağız. 8 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi hafif ipimi uzattım. Aradan girdim, alttan girdim. Şöyle üstünde bir zincir ipimi uzattım. Alttan geliyorum. Şöyle bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. 3 4 5 6 7 8 bu şekilde bakın topluyorum 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane arkadaşlar ilmeği topladık. Şöyle bir tane daha alalım, 18 olsun. Şöyle ipimi alıp böyle sondan bak, hepsinin başından çıktım. Şimdi bunu yeşil yuvadan da bir ilmek alıp fıstığımı kapatıp bitiriyorum. Fıstığımızı oluşturduk. Şöyle hafif sola yatırıp fıstığımızı düzeltiyoruz yine buraya bir anten yapacağız 12 zincirden 4 5 6 7 8, 9 10 11 ve 12 12 zincirimi çekiyorum buradaki aynı yeşil yuvaya kapattığım fıstığımın yanına bir tane anten yaptım 8 tane zincir çekiyorum 7 ve 8 Aynı şekilde buraya fıstık toplayacağım. Hafif ipimi uzattım. Altından girip üstten bir zincir çekiyorum. İpimi onun yanına uzatıyorum. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 14 15 16 17 Evet 18 tane yine bu şekilde topladım bakın en sondaki ilmeği alıp en başa doğru çıktım bu şekilde Şimdi yeşil yuvadan da bir ilmek aldıktan sonra kapatıyorum. Bakın dibinde bir sık iğne hemen onu da getirip onu da sık iğne ile kapatıyorum. Buraya bakın. Ortaya da bir tane fıstığımız oldu. Şöyle ve e, yine 12 zincirde anten yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çekip yeşil yuvamda kapatıyorum. Evet bak şöyle hafif sağa meyil Fıstıklarımızı kenarlarında anteni var. Bir tane daha yapalım buraya. Evet 8 zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bunun üzerine fıstık yapacağız. Hafif ipimi uzattım. Şöyle altından girdim. Bir zincir çektim. İpimi uzattım şöyle 3 4 bu şekilde topluyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Evet 17 tane ilmeği bu şekilde toplayıp hepsinin şöyle içinden geçtim ve yeşil yuvaya da girip bakın dibinde bir zincir çektim. Tekrar yapalım söküldüğü için. Şöyle dibinde yeşil yuvadan bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde tığımdakini de kapatıp dibinde bir zincirimi çek. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde üçüncü fıstığımızı da tamamladık. Şöyle hafif sola meylettirmeniz yeterli fıstıklarınızı düzeltmek için. Evet ipimi kopardım. Şöyle fıstıklarımı hazırladım. Bakın bu şekilde. Şimdi şu antenlerin yapılışına geçelim. Evet şimdi bu antenin içine giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çektim. Sık iğne ile 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Yine 5 zincir kapatıyorum. 5 zincirimi buraya sabitledim. Tekrar 5 zincir 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Bu şekilde 3 tane 5 zincirden kirpiğimizi hazırladık. Şöyle bir zinciri de dibine çekiyorum ve kopardım. Antenimizin bu şekilde beşer zincirden üç tane kirpi oldu. Bir tane de öbürüne yapalım. Evet, ikinci şöyle anteninde içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Yine bu antenimin içine ilk ipimi oluşturdum. Yine 5 zincir. Yanına kapattım bu ikinci kirpiğim. 5 zincir. Ve bir zinciri de dibine çekip ipimi koparıyorum. Şimdi iplerimi yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde gerçekten yani çok güzel bir model hazırladım sizler için. Çok hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle yaprağıyla fıstığıyla. Bir de arkadaşlar bakın antenleri burada 8 çekmiştim. Burada 12 zincir çekerek sizler için daha büyük bir e, anten şöyle anten olduğu görünür bir büyüklükte anten yaptım. Şöyle ütüleyince bunlar yapışacaktır tabii ki de. Şöyle bakın yakından da birbirine şöyle bir tutuyum. Büyük hali anterin daha iyi anlaşılsın. Evet. Bunlar biraz bu anteni bu da biraz kulağa benzedi. Yapışık değil mi? Ona benzettim bir de. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için bana beğeni ve yorum yaparak destek olursanız videolarım devamı için arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim beğenileriz çünkü çok önemli o YouTube'da önermelerde ön plana çıkarıyor. Bu şekilde. Evet sallantılı evet. halini göstermiştim. Tekrar bir daha şöyle. Bakın ikrar resmi almak isteyen arkadaşlar için şöyle tutayım arkadaşlar. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle